Evet, gördüğünüz gibi bu sefer stüdyoda değilim. Çünkü stüdyomdan kilometrelerce uzaktayım. Sebebini de Instagram'dan duyurmuştum zaten. Üzücü bir sebebi vardı, girmeyelim oralara. Kanalı çok boş bırakmamak için de bastık yine kayıt tuşuna. Ama şu anda nerede olduğumu söyleyebilirim. Tesadüfe bakın ki az sonra anlatacağım filmin bittiği yerde İzmir'deyim. Öncelikle bu filmin iki özelliği var. Zaten başka da yok. Ve işin acı kısımlarından biri de bu iki özelliğin yan yana gelmesi. Birincisi bu film Netflix için çekilen ilk Türk filmi. İkincisi de sanırım Netflix'in bugüne kadar çektiği en düşük bütçeli film. Sadece bir trende geçen bu filmin bütçesi o kadar düşük ki canım benim kıyamam. Adı bile Yarına Tek Bilet. Tabii ki bir film pahalı olmak zorunda değil. Tek mekanda birkaç oyuncuyla çekilen ilk film bu da değil elbette. Ama bahsedeceğim filmi ucuz yapan maalesef üzülerek söylüyorum ki bütçesi değil. O zaman hemen filmi anlatayım. Filmde bir kız ve bir erkek İstanbul'dan İzmir'e giden bir trende tanışıyor. Tesadüfe bak, film bu ya. İkisi de eski sevgililerinin düğününe gidiyor. Yani aynı düğüne. Ortaköy tatil sitesine. Hı hı. Ortaköy tatil sitesi. Ortaköy tatil sitesi. Kalispera. Bu tadından yenmeyen oyunculuk eşliğinde ikisinin de amacı düğün basıp eski sevgililerinden beni nasıl terk edersin diye hesap sormak. İkisinin de düğün basmaya uçakla değil trenle gidecek kadar acelesi yok ama tanışmalarının 12. dakikasında birbirlerinin çantasını karıştırıp 14. dakikada kalp sağlam mı diye kontrol edecek kadar hızlılar. Duyulmaz ama değil mi burada? Tik tak. E tabi bundan dolayı da tanışmanın 14. saati de şaşırtmıyor elbette. Tren müzik, müzikte tren, trenli müzik ve trende tren derken en sonunda da film şu hareketlerle bitiyor. Yok, bence bir şey atladın, film o kadar değildir. Derseniz yok, bu kadar. Ha pardon, arada kavga da ediyorlar. Ama çok büyük bir gerekçeyle. Bir çay da alabilir miyiz? Çay. Belki kahve içeceğim. Şimdi sen bana çay söylüyorsun ya, çay. Çünkü sence çay. Sütlü kahve gibi. Ve işte dev hizmet. Sizin için geri kalan diyalogları da özetleyeceğim. Efendim? Bir şey anlamadınız mı? Heh, zaten filmi izleyenlerin de yaşadığı aynı hissiyattı. Ama yok, işin en acı kısmı bu filmi ana dili Türkçe olmasına rağmen birçok kişinin altyazıyla izlemesi değil. Acı olan üniversiteli gençlerin tek bilet fiyatına çekebileceği bu senaryo bile bir İsveç filminden uyarlama. Hazıra daha bile dayanmıyorken şu Türk izleyicisi dayanıyor ya, helal olsun. O yüzden de bir şey sormak istiyorum. Biz mi Netflix'i çok gözümüzde büyütüyoruz ya da Netflix mi Türkiye'yi gözünde çok küçültüyor? Ama sanırım daha da önemli bir soru, biz mi yapamıyoruz yoksa yapabiliyoruz da ***'ümüz mü kalkmıyor? Ha gerçi bugüne kadar Türk filmlerini Türkler izliyor diye adabımız, söz konusu Netflix ve bütün dünya olunca mabadımız şahlandı ama bildiğiniz manada değil. Yani sonuç olarak ne oldu? Tek mekanda iki kişinin diyaloglarından akılda kalması gereken enfes sözler ya da ne bileyim hayata dair çıkarımlar olmalıyken bir İsveç filmi olan Hurman Stoppar et Brollop uyarlamasından akıllarda sadece lopu kaldı. El alem Netflix için -102 derecede ilerleyen bir trende koloni kurarken bizimkiler de yine bir trende iki kişiyi seviştirip dünyaya açılmanın hayalini kurdu. Yani Netflix dedik, dünyaya açılan kapı dedik ama yine o kapıdan giren girdi de bir biz çıkamadık. Netflix'in sürümden kazanan esnaf zekasıyla Türklerin hazıra konma alışkanlığı birleşti. 2,5 saatlik dizi süresini iki şarkıya klip yapıp süre doldurmaya alışan zihniyet 1,5 saatlik filmin içine tam 14 tane şarkı koydu. Çoğunluğun filmden beğendiği tek şey de işte o filme bile ait olmayan şarkılar oldu. İki satır şiir ezberlemek romantizm, oyuncuyu değil arkasını netlemek sanat oldu. Ama en özetiyle sevişme koyduk Netflix, düğün koyduk Türk filmi oldu. Sektör gitmiyor, bari biz gidelim hadi.